Hepinize merhaba arkadaşlar ben Selim. Bugün sizlerle 10. sınıf, 1. dönem, 1. fizik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden size iki önemli duyurum olacak. İlki yazılı sitemiz yazılıdayım.net açıldı. Buradan istediğiniz sınıfın istediğiniz yazılısını güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. İkinci duyurumuz ise her sınıf özel olarak yaptığımız İngilizce mobil resimli kelime oyunumuz çıktı. Bu uygulamamız sayesinde sınıfınızın İngilizce kelimelerini hem eğlenerek hem de hatırda kalıcı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Uygulamalarımız Google Play'de mevcuttur. Açıklamadaki linkten de ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz klasik bir soru. Şekildeki x telinin direnci 12 ohm ise y telinin direnci kaç ohm olur diye soruluyor sorumuz. Burada tellerin direncini bilmemiz gereken şu arkadaşlar. R yazalım. R direnç demektir. Direnci hesaplarken biz ne yapmamız lazım? Öz direnç çarpı yani P. P çarpı L bölü A bize öz direnci pardon direnci vermektedir. Bu direnci ohm olarak da gösterebiliriz. Yani formülümüz bu. Buna göre X teli bize 12 ohm olarak verilmiş. O zaman X telini bu formüle göre yazalım bir. R eşittir. Yani R'miz kaçtı? 12 idi. 12 eşittir. P'miz kaç? 1P. P çarpı L'miz 2L. 2L bölü. Kesit alanımız ise R. R yani yarı çapımız R vermiş. Buradan kesit alanı bulacağız. Kesit alanı bulmak için de pi R kareden alanımız pi R kare gelecektir. Yani 12 ohm buradaki ifadeye eşit. Ona göre bizden YTL'nin kaç ohm olduğunu istiyor. Bunu da hemen problem olarak çözelim. Ohm eşittir diyelim arkadaşlar. Gene P'miz kaç? 2P. 2P çarpı. 3L bölü Kesit alanı bulmak için pi r kareden burası pi çarpı 4 r kare gelecektir arkadaşlar. Buna göre yani burada orantı yapacağız aslında. Bu ifade buna eşitse bu ifade kaç ohm olur diye orantı yapmamız gerekiyor. Yani şu iki ifadeyi birbirine bölecek olursak şuradan p'ler gitti zaten. Farklı bir kalemle gösterelim. P'ler gitti. Sadeleşim yapıyoruz. L'ler gitti. R kareler, P'ler gitti. Pi R kare gitti. Ne kaldı burada? 6 bölü 4 kaldı arkadaşlar. 6 bölü 4'ten de e, burası 6 bölü 4 kaldı. Ve ardından şimdi orantımızı yapabiliriz. 12'ye 2. Bakın 12 ohm'a 2 geldiyse 6 bölü 4'e kaç ohm gelir şeklinde yapacağız. Ve bu da doğru bir orantı olduğu için buradan 2x eşittir 12 çarpı 6 bölü 4'ten 1, 3, 18. X'imiz buradan kaç gelmiş oldu arkadaşlar? 9 ohm gelmiş oldu. İkinci sorumuz, şekildeki elektrik devresinde üreticinin gerilimi 30 volttur. Buna göre ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir diye soruluyor. Şimdi bu elektrik sorularına bilmemiz gereken ifade şu. V yani volt eşittir I çarpı R. I'miz burada akım. R'miz ise direnç olduğunu bilmeliyiz. Buna göre ampermetrinin gösterdiği değer kaç amperdir diye soruluyor. Öncelikle burada bulmamız gereken ne? Eşdeğer direnç. Eşdeğer direnci bulacağız. Eşdeğer direnci bulmak için de dirençlerimize bakıyoruz. Burası paralel bağlanmış ve burası da paralel bağlanmış. İlk önce burayı bulalım. E, direncimizi bulmak için şöyle yapıyoruz. R eş diyelim. Yani eşdeğer direnç eşittir. Paralellerde. 1 bölü 8, 1 bölü r artı 1 bölü r şeklini toplayacağız. Paralelse eğer bunlar paralel olduğu için 1 bölü şeklinde bunları toplayacağız. Paydalarını eşitleyelim. Bunu 3 ile çarparsak bunu da zaten 1 ile çarpacağız. Çarpmayı bile gerek yok. Buradan sonuç ne geliyor? 4 bölü 24 geliyor. 4 bölü 24 ne? 1 bölü r eşit. Peki biz bunu R'ye tekrar çevirmek için ne yapıyoruz? Ters çeviriyoruz. 24/4'ten bölü 4'ten 6 geldi. Bizim 6'mız ne? Buranın eşdeğer direnci. Yani buradaki paralel bağlı devre yerine bir tane 6 ohm'luk bir devre yapabilirdik. 6 ohm diyelim. Burası 6 ohm. Ardından şuradaki paralel devreye bakalım. Burada da 12 tane ohm birbirine paralel olarak bağlanmış ve hepsi eşit olduğu için direkt böyle işlem yapmadan 12'yi kaç tane var? 12 3 tane var ve hepsi eşit olduğu için tekrar söylüyorum eşit olursa bunu yapabilirsiniz yoksa yapamazsınız. Eşit olduğunda kaç tane var? 3 tane. O zaman 12 bölü 3'ten buranın eşler direncinde 4 ohm olduğunu bulabiliriz. Bunu da hemen böyle yazalım. Burası da 4 ohm gelmiş oldu ve bu ikisi de birbirine seri bağlı olacağı için 6 ile 4'ü toplayalım. 10 ohm olarak eş değer direncimizi bulmuş olduk. R eş, eş değer direncimiz 10 ohm. Ve bizden ampermetrenin ölçtüğü e, ifade istiyordu. Şimdi şu işleme döneceğiz. Tekrardan e, voltumuz kaçtı? 30 volt. 30 volt eşittir. I çarpı 10. Direncimiz de 10'du. Buradan I'mizi kaç bulduk? I'mizi yani ana kol e, akımımızı 3 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. 3 amper. 3 amper bulmuş olduk. 3 amperi bulduk. Yani şuradan 3 amper gidecek. Sonra burada e, paralel devreye amperler dağılacak ve ardından şuraya tekrar 3 amperlik bir e, amper akım, akımı gelecek ve ardından buraya tekrar dağılacak. Buraya bakıyoruz. Bütün dirençler eşit olduğu için burada 3'e e böleceğiz direkt. Yani eşit bir şekilde gidecek paralel bağlı devrelerde. Eğer dirençlerimiz eşitse e, akımımız da hepsine eşit şekilde gidecektir. 3'ü de 3'e böldüğümüzde 1 geleceği için şuraya 1 akım gelecektir. Buraya 1 akım, buraya da 1 akım gelecek. Ve buraya 1 akım geldiği için buradaki ampermetremiz kaçı gösterecektir arkadaşlar? 1 amperi gösterecektir. O yüzden de cevabımız 1 amper olacaktır. Üçüncü sorumuz. Şekildeki devrede A ampermetresi hangi değeri gösterir deniliyor? A ampermetresi nereye ölçüyor? A ampermetresi arkadaşlar ana kol akımını ölçmekte ana kolu ölçüyor. Bu yüzden ilk önce ne yapacağız? Az önceki soruda da yaptığımız gibi R eşi bulacağız. R eş, R eş kaç bunu bulacağız öncelikle. Bunu bulabilmek için de ilk başta paralel devrelerden başlıyoruz tabii ki de. R 1 bölü R eş diyelim eşittir. 1 bölü 3 artı 1 bölü 6. Burayı anladınız değil mi? R eşi ne yaptık? Bir bölü şeklinde yazdık. Ve buradaki dirençlerimizi de 1 bölü 3 1 bölü 6 şeklinde aslında ters çevirdik. Direkt böyle diyebilirsiniz. Buradaki direncimiz 3 bölü 1 ya bunu ters çevirdik 1 bölü 3. Ve bunları toplayacak olursak paydaları eşitlemeden toplayamıyoruz tabii ki. 3 bölü 6 geliyor. 3 bölü 6 ne? 1 bölü R eş. Biz ne istiyoruz? R Re, eşi istiyoruz. O zaman bunu da ters çevirecek olursak. R eşimizi şuradaki paralel devre için 2 ohm olarak bulmuş olduk. Toplam devre için değil. Bakın şurası sadece 2 ohm. Burada da bir 10 ohm'uz vardı ve ikisi de birbirine seri bağlanacağı için 10 ile 2'yi topladığımızda R eşimizi 12 ohm olarak bulmuş olduk. Bizden istediği A ampermetresinin ölçtüğü değer yani ana kol akımını istiyordu. Burada da devreye ne gelecek? For, formülümüz girecek burada da devreye. V eşittir I çarpı R'den. V'miz kaç? Voltumuz kaç? 36 idi. Hemen 36'yı yazalım. 36 eşittir R eşimiz kaç? 12 ohm'du. I çarpı 12'den buradaki I'miz kaç gelecektir? 3 ohm olarak gelecektir arkadaşlar ve bu 3 ohm da ana kol akımı olduğu için şuradan direkt buradaki ampermetreye 3 pardon 3 amper olarak gidecektir. Ohm dedik özür dilerim. 3 amper olarak gidecektir. Cevabımız 3. Dördüncü sorumuz. Şekildeki elektrik devresi iç direnci önemsiz üreteçle kurulmuştur. Buna göre 4 ohmluk direncin uçlarına bağlı voltmetrenin gösterdiği değer kaç volttur diye soruluyor. Şimdi bakalım buradan 40 voltumuz çıkıyor ve buradan böyle gidiyor. Bize ise şuradaki voltmetrenin ölçtüğü değeri sormakta. Öncelikle ne yapacağız? Öncelikle böyle böyle sorularda eş değer direnci bulacaktık. Şuraya bakıyoruz. Bu ikisi birbirine seri bağlanmış mı? Evet, seri bağlanmış. O yüzden toplayalım. Burasına geldi. 6 ohm burada var. 6 ohm da burada var. Ve ikisi birbirine paralel bağlanmış. Ve ikisi de eşit olduğu için 6'yı 2'ye bölerek buradaki eşdeğer direnci bulabiliriz. Ve buradaki eş değer direnç 6'yı 2'ye bölmemizden 3 ohm olarak bulunacaktır. Yani yeni devremizi şöyle yazabiliriz aslında. Şöyle geliyor. Şurada 3 ohmluk bir direncimiz var ve şurada da 2 ohmluk bir direncimiz var. Bu şekilde devremizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Aslında devremiz böyle ve bunların eş, e Eş, R eşini de al, alacak olursak bileşkesini buradan 5 ohm olarak bulmuş olduk. 5 ohm bizim neyimizdir? R eşimizdir. Eş değer direncimiz yani. Ve buradan artık formüle dökeceğiz bunu. 40 volt eşittir I çarpı 5 R'den. Buradan I'mizi 8 amper olarak bulacağız. I'miz 8 amper. Bu I nedir? Ana kol akımıdır. Ana koldan 8 i'lik bir e, akım geçmekte. 8 i geçiyor. Bize ise buradaki voltmetrenin ölçtüğü değeri soruyor. Şimdi buradaki Akım ne yapar? Böyle gidecektir. Ve burada paralel olduğu için bir buraya gidecektir akım arkadaşlar. Bir de buraya gidecektir. Ve buraya giderken e, şuradaki dirençlere bakacağız. Burada 6 ohmluk bir direncimiz var. Burada da 6 ohmluk bir direncimiz var. O zaman e, iki tarafta da eşit direnç olduğu için buradaki akımımız 2'ye bölünecektir. Ama eşit olmasaydı o zaman ters orantıyla e, akımımızı dağıtacaktık. Eşit olduğu için direkt ikiye bölerek buraya 4 i'nin gittiğini buraya da 4 i'nin gittiğini görebiliriz. Ve buradaki 4 i ne yapacaktır? Buraya gelecektir. Bundan sonra da e, şuradaki voltmetre için bi, voltmetreyi bize sorduğu için ne yapacağız? Burada da formülü uygulayacağız. V eşittir I çarpı R'den. I'mizi bulmuştuk. Buraya 4 I'lik akım geliyordu. 4 çarpı R'miz kaç? 4 zaten vermiş. Bizden voltmetreyi istediği için 4 çarpı 4'ten cevabımız 16 volt olarak bulunacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Beşinci sorumuz. İş direnci önemsiz üreteçle kurulan şekildeki devrede ampermetrinin gösterdiği değer kaç amperdir diye soruluyor. Hemen e, öncelikle bu şeklimizi e, harf taşıma yöntemiyle arkadaşlar buradaki dirençlerin paralel mi seri mi bağlandığını görmek için öncelikle harf taşıma yöntemimizi yapalım. Harf taşıma yöntemi de şu şekilde. Şuradaki pilimizden başlayan e, telleri uzatıyoruz. Bir direnç görene kadar uzattık. Ve direnç gördüğümüz anda Buraya bir harf verelim. Buraya da A dedik ya ve e, her yere aynı harfi vermek zorundayız. Bir çizginin bir telin üzerine giderken. Ardından bu artı yönde verdik ya harfimizi bir de eksi yönden verelim. Ve eksi yönden vereceğimiz harf de e, başka dirençlere çarpacağı için farklı bir harf olacaktır. Buna da B diyelim. Buraya B geldi ve bu tel uzuyor gördüğünüz gibi. Buraya da B geldi. Ampermetrenin özelliği neydi? Ampermetre konulan direnç aynı ampermetre boş tel gibiydi. O yüzden bundan da akım geçmekteydi. Akım buradan gelir ve buraya da B dedik ve buraya da B dedik. Bakın. Burası ne oldu? BB B geldi. Aynı harf geldiğinde burada kısa devre oluyordu ve kısa devre olduğunda da ampul ışık vermiyordu. O buradaki dirence elektrik gitmiyordu. O yüzden bunu çıkardık bir devremizden. Sonuç olarak devremizde ne kaldı? Bir 4 kaldı. A ile B diyelim hemen. A ile B arasında kaç direnç kaldı? 4 ohmluk bir direnç kaldı. Ve bir de bir 4 ohmluk direnç kaldı. Bunlar birbirine nedir? Paralel bağlanmıştır. Bunların hemen R eşini bulalım. Yani eş değer direncini bulacak olursak. 4'ü 2'ye böldüğümüzde R eşimizi 2 olarak bulmuş olduk. R eşimiz 2 ohmdur arkadaşlar bizden sorduğu neydi? Şekildeki devrede ampermetrinin gösterdiği değer kaç amperdir diye soruluyor. ampermetrenin gösterdiği değer ne olacaktır? İkisini de ölçüyor zaten. Ve ampermetrinin değeri aslında ana kol akımını da ölçen amperdir diyebiliriz. Çünkü buradan e, amperi ayıracak olursak bir buraya gidecektir, bir buraya gelecektir. Ve sonuç olarak şurada 2 amperde toplanacağı için, buradan geçeceği için ne olacaktır arkadaşlar? E, buradan aslında bu amper bizim ana kol Akımımızı ölçecektir. Bu yüzden de e, ana kol akımından formülümüz yapalım. V eşittir I çarpı R'den. R'mizi kaç bulmuştuk? 2 bulmuştuk. 2 çarpı I eşittir. Voltumuz da 16 zaten. Buradan I'mizi kaç olarak buluruz? E, 8 olarak buluruz arkadaşlar. Cevabımız böylelikle 8 gelmektedir. 8 amper. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Şekildeki devre parçasında KL uçları arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur diye soruluyor. Bu soruyu da harf taşıma yöntemiyle yapacağız. Hemen yapalım arkadaşlar. L'den başlıyor, K'dan başlıyoruz. Mesela e, önceden ama bir dakika. Harf taşımadan önce şurayı görmemiz lazım. Bakın bu iki direnç birbirine seri olarak bağlanmış. O yüzden bunları birleştirebiliriz. 6 ile 6'yı topladık 12. Buraya direkt 12 ohm diyerek bırakabiliriz. Çünkü harf taşıma da ee, daha zor olacak bizim için eğer birleştirmezsek o yüzden de ikisini birleştirdik seri olduğu için. Sonra K buraya geldi, direnci gördü ve buraya geldi, direnci gördü. Ardından L'den bir e, harf gönderelim. Buraya L dedik. Sonra geldi buraya L dedik. Sonra buraya geldi, buraya L dedik ve buraya geldi, buraya da L dedik. Şuradaki boşluğa da başka bir harf verelim. Atıyorum e, M harfini verebiliriz. M böyle geldi, burada M, burada da M ve burada da M olduğunu söyleyebiliriz. Ve son olarak ne yapıyoruz? K, L, M. Yazdığımız harflerin e, harfleri burada sıralıyoruz. Ardından K, K ve L'nin arasında kaç onluk bir direnç var? 12. Hemen buraya 12 yazabiliriz. Ve yazdıklarımızı elersek bizim için daha kolay, olacak, kolay olacaktır. K, M arasında 4 ohmluk bir direnç var. Hemen K'dan M'ye bir direnç çizdik. Ardından M, L'nin arasında 6 var. M, L'nin arasında 6 ohmluk bir direnç. M, L'nin arasında bir 12'lik var ve bir de dörtlük olduğunu söyleyebiliriz. Ve sonuç olarak devremizi aslında daha, topar, daha toparlı bir hale getirmiş olduk. Buradan bunlar birbirine paralel bağlanmıştır. Hemen bunların eşdeğer direncini bulalım. 1 bölü 4 artı 1 bölü 12 artı 1 bölü 6 bunları toplayalım. 12'de birleşir hepsi. Bunu 3 ile bunu da 2 ile çarpacak olursak sonuç olarak 5, 6. 6 bölü 12 sonucumuzu bulduk. Bunu ters çevirdiğimizde de 12 bölü 6'dan eşdeğer direncimiz 2 bulmuş olduk. Neresi 2'dir? Şuradaki paralel devrenin eşdeğer direnci 2 ohmdur. Ve ardından 12 ile 2 birbirine seri bağlandığı için ikisini toplayacak olursak 14 gelmiş oldu. Altta da bir e, şurayı unutalım artık. Burayı 12 olarak bulduk. 14 olarak bulduk ya arkadaşlar. E, artık şurada altta da dörtlük bir direncimiz vardı ve bu ikisi de birbirine nasıl bağlıydı? E, paralel bağlıydı. Hemen bunların da eşdeğer direncini bularak sorumuzu bitireceğiz. 1 bölü 14 artı 1 bölü 4 diyoruz toplayacak olursak x'i kaçta eşitlenir arkadaşlar direkt buna 4 buna da 14 verecek olursak 24 64'te sadeleşiyorlar 4 18 18 bölü 64 ve ters çevirecek olursak 64 bölü 18'den cevabımız ne gelecektir bunu sadeleştirirsek cevabımızı bulacağız 2'ye bölersek eğer 32 bölü 9 geldi. Ve cevabımızı 32 bölü 9 ohm olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Test sorularımıza geldi sıra 7. sorumuz. Aşağıda verilen maddeler iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerine göre sınıflandırıldığında hangisi diğerlerinden farklı olur denilmiş. C6H12O6 ile su karışımı yani glikozla su karışımı yalıtkan mıdır iletken midir yalıtkandır hemen buraya yalıtkan olduğunu yazalım. Sodyum klorürle su karışımı ne olacaktır? Tuzla su karışımıdır bu. Ve tuzla su karışımı da iletkendir arkadaşlar. Plastik eldiven zaten yalıtkandır. Özelliği budur onun. Tahta çubuk da yalıtkan. Saf su da yalıtkanken. Bakın saf su yalıtkan ama suyu tuzla karıştırırsak o zaman iletken olmakta. Hangisi farklı oluyor? Tabii ki de B şıkkındaki tuzla su karışımı farklı olduğu için cevabımız B olacaktır arkadaşlar. 8. sorumuza geldi sıra. 8. test sorumuz. Aynı maddeden yapılmış X ve Y tellerinin uzunlukları ve kesit alanları şekilde verilmiştir. Buna göre iletkenlerin dirençleri oranı yani Rx bölü R'ye kaçtır diye soruluyor. Şimdi formülümüz neydi? P çarpı uzunluk bölü kesit alanıydı ne için direnç için. Ve burada e, bakın ne diyor? Özdeş diyor. Aynı maddeden yapılmış diyor. O zaman buradaki P'yi hesaba katmasak da olur. Çünkü P burada öz direnci belirtiyordu ve aynı maddeden yapıldığı için ikisinin de özdirenci aynı olacaktır. Kıyaslama yaparken bunu hesaba katmamıza gerek yok. Öncelikle x için diyelim. X teli için hemen şurada gösterelim. L'miz kaç? 2L. 2L bölü kesit alanımız kaç? S. 2 bölü 2L bölü S. X'imiz böyle geldi. Bunu en son oranlayacakken yazacağız. Y'miz için diyelim farklı bir kalemle. Y telimiz için ise L bölü A'dan. L'miz kaç? 1L. L bölü kesit alanımız kaç? 3S. Bunu da yazmış olduk. Bizden ne istiyor? Rx bölü Ry istiyordu. Hemen onu da bulalım. Onu nasıl bulacağız? Onu da arkadaşlar direkt bölme işlemi yaparak bulacağız. İlk başta x dediği için x yazacağız. Şöyle şuraya gözüküyor. Evet. 2L bölü S bölü diyoruz. Ry'miz ise L bölü 3S'tir. Buradan L'ler L bölü S'leri götürecek olursak cevabımızı 2 bölü 3 olarak bulmuş olmamız lazım. Çok pardon arkadaşlar şurada sadeleştirmeyi unuttuk. Burayı 2 bölü 1. Burası da 1 bölü 3 olduğu için ters çevirecek olursak 3 bölü 1'den cevabımızı 6 olarak bulmuş olduk. Cevabımız Adana. Dokuzuncu sorumuz elektrik akımı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birimi amperdir. Doğru mudur? Doğrudur. Temel bir büyüklüktür. Evet doğrudur. Elektrik akımı temel bir büyüklük. İletken kesitinden birim zamanda geçen yük miktarıdır. Evet burası da doğrudur. Hangileri doğru denildiği için cevabımız E şıkkı. Hepsi olacaktır arkadaşlar. Diğer bir sorumuz 10. soru. Direnç değerleri şekilde gösterilmiş olan devre parçasında ana koldan i akımı geçmektedir. 4R, 3R ve 2R dirençlerin uçları arasındaki potansiyel farkları sırasıyla V1, V2, V3 olduğuna göre bu değerler arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olur diye soruluyor. Şimdi bu soruyu şöyle yapacağız arkadaşlar. i'ye bir değer verelim öncelikle. i'ye ne verelim? İe şöyle bakacak olursak 12 i verirsek güzel durur gibi. Hemen 12 i'mizi verelim. İe bir değer verebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Sonra şuradaki ilk önce buraya i'nin şu paralel devrede nasıl dağılacağını bulabilmek için buradaki eşdeğer dirençleri toplayalım. Burası kaç direnç geldi? 6 ohm geldi. 6R geldi. Burası da 3R geldi. Ve paralel e, bağlanan devrelerde biz neyi biliyorduk? Akımımız e, dirençlerin ters olarak ne yapmaktaydı? Dağılmaktaydı. Burada 6 R'lik var. Bir direnç burada da 3 R'lik bir direncimiz var. Ve bizim toplam akımımız ne? 12. O zaman buraya ters orantıdan 2 i gidecektir. Buraya 2 i gitti. Buraya ise ters orantıdan 4 i gidecektir arkadaşlar. Dilerseniz bunu şöyle de yapabilirsiniz. mesela 6'ya 6'ya atıyorum. Kaç gitti? 6'ya 2 gitti ise 3'e kaç gidecektir? Buradan düz çarpacak olursak x'in de 4 geldiğini bulmuş oluruz. Çünkü orantı yaparak da dikkat etmeniz gereken düz çarpılması bunların. 3x eşittir 12'den x'imiz 4 gelecektir. Yani e, ne olmuş oldu arkadaşlar böylelikle? Buraya 2 iyilik bir amper gitti. Sonuç olarak anlamanız gereken buraya 6R var. Burada da 3R'miz var. O zaman ters orantıdan buraya daha çok akım gideceğini söyleyebiliriz. Buraya 2 iyi gidiyorsa buraya da 4 iyi gidecektir. Ve sonuç olarak bizden voltmetre dinin değerlerini istiyordu. formülümüz neydi? V eşittir i çarpı r idi. Buradaki i'miz 2'dir. R'miz de 4'tür. 2 çarpı 4'ten V1'i 8 volt olarak bulmuş olduk. V1'imiz 8. Verilen değerleri yazalım ve ardından sıralayacağız. V1'i bulduk. V1 gitti. Buraya 4 iyilik bir akımımız gidiyordu. Buradaki e, direncimiz de 3 olduğu için 4 ile 3'ü çarpalım. 12. V2'miz de 12 volt olacaktır. Ve ardından devam edelim. Şurada. Şurası da seri bağlanmış devreye. Ve buradaki akımımız aynı şekilde toplanacaktır. Şuraya 6 dersek daha doğru olur arkadaşlar. Buradaki akımımız ne olacaktır? Burada tekrar 6 iyilik bir akım olacaktır. Ve buradan 6 çarpı 2'den de e, V3'ümüzü de Kaç bulmuş olduk? 12 e, volt bulmuş olduk arkadaşlar. Ve sonuç olarak büyüklük ilişkisine bakacak olursak 2 ile 3 eşittir büyüktür birden. Yani cevabımız Denizli olacaktır böylelikle. Bakalım iki tane şıkkımız aynı yazılmış. Cevabımız Bursa ve Denizli veya Edirne arkadaşlar. 11. Dirençlerin bağlanması ile ilgili yargılarından hangileri doğru olur? Bakıyoruz ilk öncülümüz. Seri bağlı iki direnç paralel duruma getirilirse eş değer direnç azalır deniliyor. Seri bağlı iki direncimiz paralel bağlanırsa eş değer direnç azalacak mıdır? Tabii ki de azalacaktır arkadaşlar. Bu yüzden ilkini doğru olarak kabul edebiliriz. Elektrik akımı yüksek potansiyelden düşük, düşük potansiyele doğru akar. Doğru mudur? Evet burası doğru olacaktır arkadaşlar. Yüksekten düşe doğru gidecektir. İki özdeş direnç paralel bağlanırsa eşdeğer direnç diğer dirençlerden büyük olur denilmiş. İki özdeş direnç hemen bunu ne yapalım? Uygulayalım. 6 verelim atıyorum dirençlerimize. Paralel bağlanırsa eşdeğer direnç diğer dirençlerden büyük olur denilmiş. Yanlıştır bakın. Eşdeğer dirençimiz buradan 3 gelir ve 3 6'dan büyük olmadığı için Burası yanlış olacaktır ve cevabımız 1 ve 2'nin olduğu C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz hemen 12. sorumuzda. Özdeş mıknatıslarla oluşturulan şekildeki düzenekte ip gerilmesinin değerini azaltmak için işlem denen hangileri yapılabilir deniliyor. İp gerilmesi neresidir? Şurası ip gerilmesidir. Eğer biz buradaki e, mıknatısı çekersek ipimiz daha çok gerilecektir. Bunu düşünerek sorumuzu yapacağız arkadaşlar. Evet, ilk öncülümüze baktık. D mesafesini azaltmak. D mesafesini azaltmak için e, bunu yaklaştıracağız arkadaşlar ve D mesafesi azaldığında ipimiz daha çok gerilecektir. Çünkü ipimizi e, kutup mıknatıslarımızı aşağı çektiğimizde ipimizin gerilimi artacaktır. O yüzden ilk öncülümüz yanlış. Düzlemdeki mıknatısı ters çevirmek. Ve burada iki farklı kutup olduğu için birbirlerini ne yapmaktalar? Çekmekteler. Düzlemdeki mıknatısı ters çevirecek olursak NN gelecektir. Kuzey kuzeyden birbirlerini iteceklerdir. Ve birbirlerini itmeleri sebebiyle de ipteki gerilme azalacaktır. O yüzden 2 doğru. Düzlemdeki mıknatıs yerine demir çubuk yerleştirilirse. Burada düzlemdeki mıknatıs yerine demir çubuk da yerleştirilirse gene buradan ikisi birbirini çekecektir. Ve buradaki çekme kuvveti ile birlikte ipte gerilme oluşacaktır azalmayacaktır. O yüzden bu da yanlış ve cevabımız yalnız 2'nin olduğu B şıkkımız olacak arkadaşlar. 13. sorumuza geldi sıra. K, L, M, V M, M çubuk mıknatısları plastik iplerle tavana asıldığında ve şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre mıknatısların X, Y ve Z kutuplarının işaretleri aşağıda gelen hangisi gibi olabilir deniliyor arkadaşlar. Burada öncelikle bir değer vermemiz gerekiyor. Atıyorum. Şurada K'nın şu kutbuna ne diyelim? N kutbu diyelim. Kuzey kutbu diyelim. O zaman X kutbu ne olacaktır? Onun tam tersi S kutbu olacaktır. Ve bakacak olursak K ile L mıknatısı da birbirlerini ittikleri için bunların kutuplarının ne olması lazım? Aynı olması lazım. Buradaki X, S ise buradaki kutbumuza S olacaktır. Ve burası S ise Y'miz de o zaman N kutbu olacaktır. Kuzey kutbu. Ve ikisi birbirini çekiyor. O zaman ikisini, ikisinin kutupları farklı olacak. Burası neyse burası S burası da ne olacaktır? Diğeri olan e, N kutbu olacaktır. X'i ne bulduk? Kendi kafamızdan verdiğimiz değerle S yi bulduk. Y'yi kaç bulduk? Y'yi de N bulduk. N kutbu bulduk. E buradaki Z'mizi ise N kutbu bulmuştuk. Bakacak olursak gördüğünüz gibi buradaki şıkta doğru olarak tahmin etmişiz. Bunun tam tersi de olabilirdi. Tam tersi de şu şekilde S yerine N vermiş olurduk. Sonra N yerine S vermiş olurduk. NSS şeklinde de olabilirdi. Yani mantıken Y ile Z aynı kutup olacak. X onlardan farklı olacak. Bu mantığa göre iki şıktan birisi olabilirdi. Zaten ikisini aynı anda vermezler. Sadece birini verdikleri için ve burada sadece olabilir olarak sordukları için cevabımız denizli. 14. sorumuza bakıyoruz. Bu sayfadaki son sorumuz. Şekildeki devre parçasında 8 ohmluk direncin uçlarına bağlı voltmetre 24 voltu gösteriyor. Buna göre 2 ohmluk dirençten gelen akım kaç amperdir diye soruluyor. Bakalım şimdi. Voltmetremiz kaçı ölçüyormuş? 24 voltu ölçüyormuş. Formülümüz neydi? V eşittir i çarpı r idi. R'miz 8. 8 çarpı i eşittir 24 voltsa buradan i'yi kaç bulmuş olduk? 8'den 3 bulmuş olduk. Buradaki akımımız 3 i arkadaşlar. Ve paralel bağlı devrelerde ne vardı? Ee, akımın dağılmasında ters orantı vardı. E, atıyorum 8 çarpı 3'ten 24 geldi ya burası ne gelecektir? Buraya kaç amperlik gelecektir? Orantı yapacak olursanız 2,4 i geldiğini görürsünüz. Buraya 8'e 3 gidiyorsa 2'ye kaç gelecektir? 4 kat o zaman 4 ile çarpacak olursak buraya da 12 i amperin gittiğini görebilirsiniz. Bunu dediğim gibi ters orantıdan da yapabilirsiniz. 8'e 3 i'lik bir amper gidiyorsa 2 olma kaç gidecektir şeklinde düz çarpacak olursanız x'i 12 olarak bulursunuz. Bizde amperin kaç met amper gösterdiğini soruyordu. Amper metrenin 2 ohmluk dirençten geçen akım kaç amperdir zaten burada soruyor. Buradaki akım ne yapacaktır? Gelecektir ve buradan da geçecektir. O yüzden de cevabımız ne olacaktır? A şıkkı 12 olacaktır arkadaşlar. Diğer sayfamıza geçelim. 15. sorumuz. Şekildeki basit elektrik devresi iş direnci önemsenmeyen 1,5 voltluk iki pille çalışmaktadır. Elektrik devresindeki anahtar kapatıldığında 1500 mA akım geçtiğine göre devredeki R direncini hesaplayınız denilmiş. Buradaki soruda ilk önce yapmamız gereken 1500 mA amper birimine çevirmek. Ampere çevirmek. 1500 mA de 1000 mili 1 amper olduğunu düşünecek olursak 1,5 amper gelecektir diyebiliriz arkadaşlar. Ve ardından neyimizi yapacağız? Formülümüzü yazarak yapacağız. Buradaki voltumuz kaç? Bakın 1.5 voltluk 2 tane pil kullanıyoruz. Ve pillere bakacak olursak doğru olarak yerleştirildikleri için bu 2 voltu toplayabiliriz. Topladığımızda da 1.5 1.5 daha 3 edecektir. 3 volt eşittir. İyimizi biliyor muyuz? İyimizi de 1.5 olarak biliyoruz arkadaşlar. 1.5 çarpı R. Bizden R'yi istiyordu zaten. R'miz de buradan kaç gelecektir? 2 ohm olarak gelecektir. Bu yüzden de cevabımız Bursa. 16. sorumuza geldi sıra. Şekildeki elektrik devresinde x, y noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç r olacaktır deniliyor. Eşdeğer dirençle alakalı bir soru. Öncelikle harf taşıma yöntemiyle yapacağız bunu da gene. Öncelikle arkadaşlar harf taşımadan önce şuranın seri bağlandığını görebiliyor muyuz? Evet görebiliyoruz. Buranın seri bağlandığını görebildiğimiz için burayla hiç uğraşmadan hepsini topra toplayarak Buraya ne yazabiliriz? 4 ohmluk direnç yazabiliriz arkadaşlar. Burası 4R'lik pardon 4R'lik bir dirençtir şu bölge. Burayı şey yaptık. Ardından orayı şey yapmadan de, yolumuza devam edeceğiz. X'i buradan taşıdık. Buraya X geldi mi? X geldi. Ardından e, buraya neye gelebilir? Buraya da Z harfini verelim. Ya da şuradan Y'mizi devam ettirelim. Buraya da Y harfi geldi. Ve buradan da Z harfimizi devam ettirecek olursak. Buradan Z geldi ve buradan da tekrar Z geleceği için gördüğünüz gibi Z burayı dolanmış oldu. Yani 4R'yi Z dolanmış olduğu için burada kısa devre olacaktır. O yüzden de bu 4R'yi ne yapacağız? Hesaba katmayacağız. Ve Z burada yok buradan yoluna devam edecek. Boş tel olduğu için buraya da Z gelecektir. Ve sonuç olarak X, Y, Z şeklinde harflerimizi sıralandırdığımızda X ile Z arasında R direnci var. X ile Z arasında R direncimiz var ve başka Z ile Y arasında, Z ile Y arasında da bir R direncimiz var. Ve ikisini toplayacak olursak buradan direncimizi 2R olarak bulmuş oluruz. Cevabımız da bu yüzden B şıkkı 2'dir arkadaşlar. 17. sorumuz. Şekildeki özdeş lambalar ve üreteçlerle kurulu elektrik devresinde lambalardan geçen I1, I2 ve I3 akımları arasındaki ilişki nasıldır diye soruluyor. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane pilimiz var. Ee, öncelikle bu pilden bir I akımı buradaki pile gidecektir. Ardından sonra bir de buradaki e, pildeki akım da buraya gidecektir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. E, buradan gelecektir sonra eşit olarak bölecektir. I1 ile I2 birbirine eşit olacaktır burada. Ardından böyle geleceklerdir ve buradaki pilindeki akım tekrar bir daha buradaki e, şey direncimize gelecektir. Sonuç olarak buradaki direncimiz en büyük olacaktır. I3 akımı geldiği için. I3 burada en büyük olacaktır. I3 en büyük olacaktır. Ve buradaki akımlarımızda paralel bağlı olan I2 ile I1 birbirine eşit olacaktır. Çünkü ikisi birbirine paraleldir ve dirençleri de eşit olduğu için ikisine de eşit şekilde akım gidecektir. Sonuç olarak I3 büyüktür. I1 ile I2 eşittir. Cevabını bulacağız. Cevabımız Ceyhan. 18. sorumuz. Şekildeki devre parçasında x, y uçları arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur diye soruluyor. Gene harf taşıma yöntemiyle yapacağız arkadaşlar. X'imizi direnç görene kadar taşıdık. X geldi ve buraya da x geldi. Ardından y'deki harfimizi taşıyalım. Y buraya geldi. Burada bir direnç gördük ve durduk. Arna buradan geldi ve burada da bir direnç gördük, durduk. Sonra buraya geldik ve buradan da bir direnç görüp durduk. Sonuç olarak şurası boş kaldı mı kaldı. Buraya da Z diyecek olursak buraya da Z harflerini verebiliriz. Hemen X, Y, Z'yi yazalım böyle. Ve ardından X ile Z arasında 3 ohm'luk bir direnç var. Onda farklı bir kalemle yazabiliriz. 3 ohm'luk bir direnç var. X ile Y arasında 12 var. X ile Y arasında 12. Şöyle bağlayalım bunları. Z ile Y arasında 6 var. 6'yı yazdık buraya ve Z ile Y arasında bir tane daha 6 var. Sonuç olarak bu ikisi birbirine paraleldi. Ve x eşitti. 2 tane olduğu için 6 bölü 2'den burayı 3 ohm olarak bulmuş olduk. 3 ile 3 de birbirine paralel, pardon seridir birbirine. Toplayacak olursak burayı 6 ohm olarak bulmuş olduk. Yani yeni devremiz şu şekilde oldu mu? Oldu. 6 ile 12 birbirine ne olmuş oldu arkadaşlar? Paralel bağlanmış oldu. Bunların da hemen eşdeğer direncini bulmak için ne yapıyorduk? Ters yazıyorduk. 1 bölü 6 artı 1 bölü 12'den. Burayı 2 ile genişletecek olursak 3 bölü 12 olarak bulduk. Ters çevirecek olursak tekrardan 12 bölü 3'ten cevabımızı 4 olarak bulmuş olduk. Cevabımız Bursa böylelikle. Arkadan sesler geliyorsa özür dilerim arkadaşlar kusura bakmayın. Son iki zorumuz kaldı zaten hemen bunları da yaparak videomuzu bitirelim. Buna göre V1 voltmetresi kaç voltu gösterir deniliyor. Şekildeki kale devre parçasında V2 voltmetresi 16 voltu gösteriyormuş. V2 yani burası 16'yı gösteriyormuş. Hemen buradaki voltmetre için formülümüzü yazalım. V eşittir I çarpı R değil miydi? V'miz burada 16 volt. 16 volt eşittir I çarpı. R'miz kaç? 4 ohm zaten. Buradan I'mizi bulabilir miyiz? Buradan I'mizi 4 i olarak bulmuş olduk. Buraya yani 4 i'lik bir akım gidiyor. Burada anaok kol akımı olduğunu söyleyebiliriz burası için. Yani şöyle yapacağız. Burada 8 ohmluk bir direncimiz var. 4'e 4 gidiyorsa 8'e kaç gidecektir? Ters orantıdan 2 gitmesi lazım arkadaşlar. Sayımız büyüdükçe akımımız azalacaktır. Buraya da 2 giderse buraya da 2 gitti. O zaman anakoldaki koldaki akımımızın 6 i olduğunu söyleyebiliriz. İkisini toplayarak. Çünkü anakoldaki koldaki akımımız paralel devrede dağılıyordu ters orantılı bir şekilde. Bizden V1, V1 voltmetresini sorduğu için V1 voltmetresi için V1 voltmetresi eşittir I çarpı R'den. I'mizi kaç bulduk? 6 i bulmuş olduk. Buradaki 6 i zaten buradan geleceği için I'mizi 6 bulduk. R'miz kaçtır? R'miz de 6 ohm'du. 6 çarpı 6'dan cevabımızı 36 volt olarak bulacağız. Cevabımız Denizli. 20. ve son sorumuz yargılarından hangileri doğrudur deniliyor. Dirençlerin bağlanması ile ilgili. Paralel bağlı direnç seri duruma getirilirse eşdeğer direnç artacaktır kesinlikle o yüzden doğru ilki. Eşdeğer direnci azaltmak için dirençler paralel bağlanmalıdır. Evet paralel bağlanmasının sebebi eşdeğer direnci azaltmaktır devrelerde arkadaşlar. 3. öncülümüz paralel bağlı özdeş iki dirençten geçen akım miktarları birbirine eşittir. Doğru mudur? Eğer direncimiz özdeşse evet bu maddeye de doğru diyebiliriz. Böylelikle hepsinin doğru olduğunu görmüş olduk. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayı dilerseniz kanalımdan diğer yazı videolarına da göz atabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve yazı sorunu da yazılayım.net adresimizden bulabilirsiniz.